Bu bölümde sizlerle birlikte önemli bir girişimcilik etkinliğine geldik. Buradayız çünkü gerçekten yeni nesil fikirler, yeni teknolojiler girişimcilerden çıkıyor. Biz de onları sizlerle birlikte keşfediyoruz. Aynı zamanda onlara destek vermek de çok istiyoruz. Bu yüzden de bir etkinliğe geldik. Bu etkinin ismi İTÜ-ARE Teknokent'in düzenlediği Big Bang Startup Challenge. Burada birçok farklı girişimci sahneye çıkıyor, sunumlarını yapıyor, teknolojilerini anlatıyor ve sonrasında bir yatırım alıyor, bir ödül alıyor. Biz de dedik ki acaba ne gibi fikirler var? Bunları keşfetmek için buraya geldik ve şimdi hemen etkinliğe katılıyoruz ve girişimcilerle bir araya gelerek onların fikirlerini dinliyoruz. Çok fazla girişim var. Sadece birkaçına tabii ki yer verebileceğiz. Malumunuz bizim de süremiz kısıtlı ama en azından girişimcilerin nasıl hayalleri olduğunu görmek için önemli bir etkinlik. Hemen bu etkinliğe katılalım. Şimdi yanımızda aktif bir 2.0'dan Özgün Hanım var. Özgün Hanım bir geldi, gerçekten çok farklı geldi çünkü önünde ışık yanıyor Özgün Hanım. Kırmızı bir ışık yanıp sönüyor. Heyecandan. Iron Woman gibi. Aynen öyle, evet. Iron Woman ve heyecandan bu ışıklar değişiyor renkleri. Evet. Şu anda burası çok keyifli bir ortam, heyecanlı. Ortam sizlerle beraber, bütün girişimcilerle beraber, o yüzden evet, çok keyifli burada olmak. Neler yapıyorsunuz Özgün Hanım? Yani acaba nedir sizin geliştirdiğiniz teknoloji? Bunlar inovatif kumaşa entegre sensör teknolojisiyle kullanıcıların sağlık verilerini, kas ve sinir hareketlerini ölçümlüyor ve gerektiğinde uyarıyor. Ayrıca bir mobil uygulamaya bağlı, buradan kendinizi kontrol edebiliyorsunuz. Bu mobil uygulamayla beraber telefonunuzda, saatinizde, bilgisayarınızda sağlık verilerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Bir yandan da karbon ayak izinizi de kontrol edebilirsiniz. Yani bu ışıkta sizin karbon ayak iziniz diyelim yüksek ve kırmızı olarak. Ve siz düşürmeye çalıştığı o mavi, beyaz renkleri böylece karbon ayak izi düşürme bilincini de yaygınlaştırmak istiyoruz. Peki şunu ben merak ediyorum. Şimdi bileğimizde akıllı saatler, işte telefonlar, bilimum akıllı cihazlar var aslında etrafımızda ve bu verilerimizi ölçelim diye bu cihazlar var. Acaba siz artık bu cihazları ortadan kaldıracak mısınız yoksa ufak da olsa böyle sensörler olacak mı vücudumuzda? Bu cihazlarla aslında beraber çalışıyoruz. Kıyafet olmamızın sebebi ise daha görünür ve daha kullanışlı olması. Böylelikle sensörleri farklı noktalara koyup daha net bilgiler almanızı sağlıyorsunuz. Çünkü cihazlar belirli yerlerde, kol saati gibi ve net olmayabiliyor ve bir yandan da sporcuların konsantrasyon zorluğu olabiliyor. Evet. Aslında buna çözüm getirmek ve kıyafet ve kas ve sinir hareketleriniz de çok rahatlı kıyafet olduğu için taytlarla rahatlıkla alabiliyorsunuz. Buna çözüm yaratmak istiyoruz ve multidisipliner bir çalışma. Mühendislerimiz, tasarımcılar, teknoloji ve tasarımı aslında birleştirmek. Bütün hedefimiz de bu. Mühendisler, tasarımcılar, yazılımcılar, doktor ve sporcuların olduğu bir Ar-Ge ekibimizi kurduk. Evet. Ve nabzımızı ölçen şu an donanımıza yazılımcı yaptık. Bu arada mavi yanmaya başladı. Heyecanım biraz daha düştü. Düştü değil mi? Atlattınız, evet. Ne demek? Rica ederiz. Valla çok güzel anlattınız. Teşekkür ederim. Peki gelecekte neler yapacaksınız? Planlarınız neler? Şu an Ar-Ge ekibimizle çalışıyoruz. Hedefimiz Mart ayında ilk ürünümüzle çıkmak ve Kasım ayında Avrasya Maratonu tüm dünyaya markamızı tanıtmak. Biz de takipte kalacağız o zaman. Hep beraber koşacağız bence. Tamam, harika. Anlaştık. Süper. Buradan tamamdır da sözümüzü verelim. Harika. Çok süper. Teşekkürler Özgün Hanım. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Hoşça kalın. Sağ olun. Son dönemlerde en çok dikkatimi çeken konu başlıklarından bir tanesi çevreye saygı. Bu anlamda da kağıt israfını önüne geçmemiz lazım. Bu konuda da startuplara büyük görevler düşüyor ve bu konu başlıklarından bir tanesi de tabii ki kartvizitler. Yani kartvizitler basılıyor ama genellikle çöpe gidiyor, kullanılmıyor. İşte bu konuda da startuplar böyle NFC kartlar geliştirdiler. Bir kere alıyorsunuz, sonrasında bunu farklı farklı alanlarda kullanabiliyorsunuz. Telefonlara yaklaştırıyorsunuz, tabletlere yaklaştırıyorsunuz gibi pek çok farklı kullanım alanları var. Ve bu startuplardan bir tanesiyle tanıştım ben de. İsmi Coolcard bu startup'ın ve onun da kurucu ortağı Cihat yanımızda. Merhaba Cihat. Merhabalar, çok memnun oldum. Cihat, neler yapıyorsunuz? Ne gibi farkları var normal kart vizitlerden bu kartın? Şöyle, öncelikle kağıt kart vizitlerinin sınırlı sayıdadır. Bunu bir kez satın aldığınızda sınırsız kez kart vizitinizi evet, paylaşabiliyorsunuz. Dijital kart vizitlerdeki bilgilerinizi istediğiniz zaman güncelleyebiliyorsunuz. Bu sayede kart bastırdım, telefonumdaki bilgiler eksildi, değişti, şirketim adresi değişti, mail adresim değişti gibi sorunları bir daha unutuyorsunuz. Bir kere satın alıyorsunuz, ömür boyu kullanabiliyorsunuz. Sürdürülebilir bir şekilde şirketinizin imajını değiştirebiliyorsunuz. Yeni nesil bir imaj yansıtıyorsunuz. Teknolojik bir ürün olduğu için dokunduğunuz her cihazla ilgili verileri toplayabiliyorsunuz. KVKK ve GDPR onaylarınızı alabiliyorsunuz. CRM'inize, satış programınıza kendi verilerinizi aktarabiliyorsunuz. Ve bu sayede aslında saha satışını, fiziksel satışı dijitalleştiriyorsunuz. Bir önceki kartvizitiniz, kağıt kartvizitiniz bir kağıt parçasıyken bunlar artık dijital bir satış ortağınız. Satışınıza yardımcı bir araç haline geliyor. Harika. Bütün çözümleri size sunmuş olur. Peki bunun ne farkı var? Bu alanda ben böyle kartlar görüyorum bu arada. Hatta ben de bu tip bir kartın kullanıcısıyım.
Bu kartın ne farkı var? Sizin nasıl bir farklı teknolojiniz dünyada var? Dünyada ve Türkiye'de bunu yapmakta veya yapmaya çalışan diğer firmalardan rakip olarak öncelikle Türkiye'de ve Avrupa'da KVKK ve GDPR konusunda tam uyumlu olan tek şirketiz. Bu önemli bir şey. Kişisel verilerden bahsediyoruz. Kesinlikle. Yani KVKK ve GDPR kişisel verilerin korunma kanunu aslında. Hemen arka planda bunu bir data tarafında, teknoloji tarafında, web servislerle ilgili teknolojik altyapı ve sağlayıcılık, müşteriye özel çözümler konusunda insan kaynakları departmanları ve satış ekipleri için en hızlı şekilde entegre edebilen, insan kaynaklarının kullandığı programlara, şirketlerin kullandıkları web servislere doğrudan entegre olabilen bir teknoloji girişimiyiz. Evet. Kurumsal şirketler bunu satın aldığında doğrudan bir çözüm haline geliyor. Tekrar kartvizit sorunları ortadan kalkıyor. Evet, aslında zaten böyle olması gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Çok teşekkürler Cihat. Ben teşekkür ederim. Hoşça kal. Sağ olun. From Your Eyes adındaki girişimden Zülal. Zülal bu girişimin kurucusu. Merhaba Zülal, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Zülal, neler yaptınız acaba? Nasıl bir girişime imza attınız? Anlatır mısın bize? Görme engelli kullanıcılar uygulamaya bir görsel yükleyebilirler. Hatta birden fazla. Ya da anlık olarak çekebilirler. Biz 7 saniye içerisinde yapay zeka tarafından geliştirilen bir açıklamayı onlara iletiyoruz. Eğer kullanıcılarımız bu açıklamanın iyileştirilmesi gerektiğini düşünürlerse uygulamadaki gönüllülerin, bu arada herkes gönüllü olabilir, yani betimleyici kişilerin havuzuna gönderiyorlar. Betimleyiciler metinlere bakıyor. Yapay zekanın gönderdiği görsel açıklamaya yani bakıyor. Sonra görsele bakıyor. Metinde iyileştirmeler yapıyor ve bunu kullanıcıya geri gönderiyor. Evet, biz de aslında uygulamamız yüklenen görsellerle kendi görsel kütüphanemizi besliyoruz ve yapay zeka servisimize eğitiyoruz. Harika gerçekten. Peki gelecekteki planlar neler? Yakın gelecekte çok daha fazla ülkeye ulaşmayı hedefliyoruz. Promerez'in geleceği SaaS çözüm entegrasyonuyla birlikte aslında görmenin en teknolojik halini dijital platformlarda da kullanıcıya yaşatmak. Bu noktada da özellikle birinci odağımızı e-ticaret platformlarına çevirdik. Ya çünkü hani aslında satın alma deneyimine baktığımızda hani hepimiz mutlaka Kasım indirimlerinden bir şeyler almışızdır değil mi? Evet. Hani, bu noktada hani şey gibi rakamlar çıkanıyor. 10 milyonlarca kullanıcı alışveriş yaptı. 300 milyon Türk lirasının üzerine satış yapıldı ama görme engelli kullanıcıların %71'i bu fırsatlardan yararlanamadı. Çünkü bu e-ticaret platformlara erişebilir değillerdi. Bu noktada bizim gitmek istediğimiz nokta şu. Yapay zeka servisimizi e-ticaret platformlarına entegre ederek burada ürün görsellerini açıklamalar getirmeyi ve kullanıcılar için tam bağımsız bir satın alma deneyimi inşa etmek istiyoruz. Bunun için işbirliği görüşmelerine devam ettiriyoruz bugünlerde. Zülal, seni ve ekip arkadaşlarını tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun. Hoşça kal. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kal.